var mı? Sivas'ın bir ilçesinden geldim. Bırakın müzik öğretmenini, fizik öğretmeni, kimya öğretmeni, matematik öğretmeni de yoktu. Geldim, Gazi İşlem Müziği'ye girdik. Baktım herkes nota okuyor. Ya bu nota nedir dedim yani önce. Nasıl olacak? Tabii kimseye de soramıyorum. Gizli gizli böyle çalışma odalarına gidip bakıyorum işte solfeje, bilmem öteki kitaplara falan. Neyse, sınav zamanı geldi. Müzik geliştirme sınavı. Ali Sevgi sınav yapıyor. Notları okudu. İşte Nevzat 5, Levent 6. Bir atıyorum tabii şu anda. Daima aferin dedi oğlum. 33. Hiç unutamıyorum onu. 33 sanki böyle pek iyiymiş gibi. Aferin 33 dedi. Onu sanki ben hatırladım abi. Benim en önemli anım diyebilirim ki bu birinci sınıfta. Benim hafızam o kadar iyi değil. Yani okul yıllarından çok fazla şey hatırlamıyorum ama şu anda gördüklerimden çok memnunum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar tekrar kucaklıyorum. Ben de çok mutluyum bugün. Gerçekten arkadaşlarım, sizleri gördüğüm için. Böyle bir günü düzenlediği için Nebahat'e, Melda'ya çok teşekkür ediyorum. Jale, gerçekten. Onlar neyse, keseceğim mi? Eyvah, ne söyleyeceğim? Ya kesme. Yok, kalsın kardeşim. Ha. Ya müzik bölümü ne ya? Bilmiyorum, ben nasıl girdim, ne yaptım, ne ettim anlamadım. Bir de 24 sene öğretmenlik yaptım üstüne. Ama bir türlü kendimle bağdaştıramadım ya, ne yazık ki. Durmadan resim bölümüne giderdim. Orada bir arkadaşım vardı. Orası beni çok rahatlatırdı diyordu. O piyano odalarından çok sıkılıyordum. Sabahın köründe yollara çıkıyordum piyano odası kapayım diye. Ondan sonra ama işte kapıyorduk, kapamıyorduk derken öyle böyle bitirdik. Yani bitirdik sonuçta. Öğretmenlik de yaptık. Fakat sizleri gerçekten çok özlemişim. Bunu fark ettim. Hepinize yani şu anda o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki benim mutluluğumu kimse bozamaz şu anda. İzin vermiyorum. Sonra tekrar bir arada olmak, gözlerinizdeki pırıltıyı görmek benim için çok değerli ve önemli. İyi ki varsınız. Çok mutluyum sizleri tekrar gördüm. İnsanların neler yaptıklarını, ne kadar değerli işler yaptıklarını, ne kadar kaliteli işler yaptıklarını, ne kadar güzel insanların içinde olup büyüdüğümüzü bir kere daha anladık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir anı diyordu Zafer. Bir gün Saadettin Hoca bizi keman odasında sigara içerken basmıştı. İsmet var mıydın? Ulviye'yi hatırlıyorum. Serdar'ı hatırlıyorum tabii. Basmıştı ve bizi disipline vermişti galiba. Tabii tabii. Disipline gitmiştik yani. Çay makinesi koyduk. Çay mı? Evet. Sigaralar falan içiyorduk böyle. Duman altı. Cebinden kalem çıkardı. Bulamadı. Kalem istedi, biz de öğrenciyiz ya, kalem yok üstümüzde falan. Bize epey bir eziyet etmişti, hatırlıyorum onu. Anı olsun diye şey ettim, kusura bakma. Sevgili arkadaşlarım, ben de bu toplulukla beraber olduğum için çok çok mutluyum. Gerçekten iyi ki bir araya gelmişiz. Geçmişe şöyle bir dönüp baktığımız zaman bir araya geldiğimiz toplu müzik dersleri, koro dersleri, bireysel olarak yaptığımız ana dal dersleri benim aklımda yoğunluklu olarak kalıyor. Ama hani anı dediğimiz zaman, anı denilince hemen akla anlık bir şey gelemiyor. Ama İsmet tabii grubumuzun neşesi olduğu için o günlerde de İsmet'in de dahil olduğu bir şeyi ben paylaşayım. Çok kısa bir şey. Biliyorsunuz Saadettin Hoca'nın Blok Flüt Çalıyorum isimli bir kitap serisi vardı. programı vardı. Yanlış hatırlamıyorsun, yine İsmet'cim onu güzel bir şekilde Blok Flüt Çalamıyorum şeklinde bize lanse etmişti. Bu böyle bir an olarak kalmış olabilir.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar buraya gelirken gerçekten çok heyecanlandım. Hiç heyecanlanmam. Yıllardır sahnedeyim. Opera sanatçısıyım. Hiç heyecanlanmam. İşim bu. Ama gelirken yaklaşıyorum. Konum atmış Zafer. İşte Mülkiyeliler Birliği. Uzun süredir Ankara'da yokum. Ya nereden geleceğim falan. Navigasyondan takip ettim. Yaklaşırken binaya dizlerim titremeye başladı. Ya merdivenlere doğru yöneldim. Çıkarken acaba hani heyecandan mı titriyor dizlerim? Yoksa hani artık yaşlandım 60 doğumluyum. Acaba dizler gerçekten tutmuyor mu? Orada bir karar veremedim. Ama geldim çıktım ve sizleri gördüm. Çok mutlu oldum. Ne güzel. Hiç kimse önemli bir değişikliğe uğramamış. Hatta geldim şu espriyi yaptım. Ya dedim arkadaşlar acaba siz buzdolabında falan mı uyuyorsunuz geceleri? Hani bir derin dondurucuya mı kıvrılıyorsunuz? Bu nasıl iştir? Dedim. Aklıma Kemal'le ilgili benim de bir anım geldi. Bir gün Serdar Özat, ben arabayla gittik, Kemal'i alacağız, bir yere gideceğiz. Kemal de okula girdiğinde piyasada da profesyonel müzisyenlik yapıyor ve çok iyi bir caz dinleyicisi. Caz müziğini işte bize tanıtıyor, işte diyor ki işte Duke Ellington şudur, bakın işte şudur, işte cazcılardan örnekler veriyor, caz çalıyor, caz gitarcısı falan. Biz de Serdar'la yaklaşırken Kemal'in evine camları açıyoruz. Rahmetli babam bir tane türkü CD'si koymuş. Üzerinde de şey yazıyor. Daldan dala hoppala. Koyuyoruz ama nasıl türküler? Camları da açıyoruz. Kemal'i alacağız ama kapıda sonuna kadar da açıyoruz. Teyip'in sesini. Kemal geliyor, bizi görüyor karşıdan. Koşarak arabaya biniyor. Camları kapatın lan diyor falan. Lan ne oldu Kemal diyoruz. Oğlum diyor, beni burada cazcı olarak biliyorlar. Benim bir kariyerim için iki karizmayı iki paralık ettiniz. Yürüyün gidin. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir buluşmayı gerçekleştirdik. Ben baktım ki grupta paylaşılan fotoğraflar arasında yer almıyorum. Bir ara şüpheye düştüm. Acaba ben bu sınıfta değil miydim diye. Dedim ki ilk buluşmada yer alacağım ve o fotoğrafta yer alacağım. Böylece fotoğraflarda sizlerle paylaşamadığım birlikteliği bu buluşmada paylaşacağım. O bakımdan çıkıp geldim. İyi ki de gelmişim. Ben Kıbrıs'tan geldim. Bölüme girdim. Sınıfta ilk dersleri yapıyoruz. Kapı açıldı. Saadettin Ünal girdi. Bir şeyler söyledi. Sonra da kavgayı dedi, Kıbrıslı dedi. Dersten sonra gel, seni istiyorum idareye. Allah dedi, biz bir suç mu işledik, bir şey mi var falan. Dersten sonra hemen apar topar yanına gittim. Bak dedi, böyle kot giymek olmaz. Bizim Kıbrıs'ın da kotu meşhurdu o zamanlar. Hatta sipariş falan alıyorduk da biz geçimimizi de kot satarak sağlıyorduk. Ne yapacağız? Kılık kıyafet yönetmenliği var. Çık bak dedim, baktım ona. Niye kot giyiyorsun? Ama orada bir ayrıntı var dedim. Yabancı uyruklular için geçerli değil. Yabancı uyruklular kendi geleneklerine göre, şeylerine göre giyinebilirler. Yok yok dedi. Sen bizdensin, yabancı uyruklu değilsin. Bir daha kot giymeyeceksin. Ondan sonra tabii ki mecburen normal kıyafete döndük ama okulu bitirdikten sonra da bir daha kumaş pantolon giymedim. Hep kotla geziyorum. Arkadaşlar ben şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Hala heyecanlıyım. Bu grubun toplanacağını duyduğumda koşarak geldim zaten. Benim okulda pek bir anım olmadı. Cemal sağ olsun. Aldığı gibi bizi Sakarya'ya getirdi bira içmeye. Benim okulda unutamadığım tek anım Emel'le karşılaşmamız. Sınava giriyorduk. Emel'le bahçede karşılaştık. Ben bir türkü çaldım, sen söylemiştin. Hatırladın mı?
İlginç. Seni kalbimde gizli bir hatıra arar. Onu söylemiştim. Ben de çalmıştım o zaman. Sevgili arkadaşlar, tüm arkadaşların dediği gibi ben de aşırı derecede heyecanlıyım. Ne diyeceğimi de çok bilemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok 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 mutlu oldum. İsmet'in dediği gibi benim de şu dolmuştan indim. Oradan buraya kadar dizlerim titredi. Dolmuş şoförü dahil herkese nereye gittiğimi söyledim. Yani gerçekten çok heyecanlıyım. Anıya gelince şimdi yazışırken de herkes işte sınavda şöyle oldu, ben yedinci oldum, ben birinci oldum. Ben acaba sınavsız mı aldılar, çok beğendilerdi. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Gerçekten hatırlamıyorum, sınav neydi, nasıldı. Demek ki girmişiz bir sınava ki o okulu okumuşuz. Yaşım 42, 34 yıldır sizi görmedim. Ama burada görmek beni çok çok aşırı derecede mutlu etti. Bir daha kopmak yok. Aramızda böyle anneanneler, babaanneler var. O duruma gelmişiz. Ona çok mutlu oldum. Olmayan arkadaşlarımızı da ayrıca çok öpüyorum. İzmir grubu biraz sabote etmeye çalıştı ama biz buradayız. Hopa'da toplandık, haberleri olsun. İnşallah bir dahakine İzmir grubuyla, Serapcığımla, Ahmetciğimle hep bir arada oluruz. Bunu da çok istiyoruz. Master. Ya ben okula pek gelemezdim. Geldiğimde de uyurdum. Hiçbir anım yok. bir tane anım var. Türk Sanat bize Ertuğrul Bey'in sıfır verdi. Onu hatırlıyorum. Teşekkürler. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba. Sizlerle beraber olmaktan inanılmaz mutluyum. Genelde ben öyle çok fazla Facebook'a, Instagram'a falan giren bir insan değilimdir. Elimi telefonda gördüğüm anda bir baktım Nebahat'tan bir mesaj geldi. Jale'cim okul grubu kuruyoruz. Katılır mısın? Hemen telefon numaranı ver falan diye. Hemen inanılmaz heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Ondan sonrasında su gibi akan mesajlar ve hala silmeye kıyamıyorum. Bir şey aklıma geldiğinde, geri dönmek istediğimde aman Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım diyorum. Birliktelik çok güzel, bunu devam ettirelim, çok arzu ederim. Bu yurt dışlarına da kayabilir. Nevzatçımla Nepal'e gideceğiz çünkü biz yani. Bekleriz, gruba katılımlar olsun. Zafer, rehberimiz Zafer olacak tabii ki. Hep kendimi bahçede Tülay'la, Hale'yle, işte Nebahat'la otururken hatırlıyorum. Ben de hep bankta. Bankta hatırlıyorum. Saçlarım kısa, saçlarım kısa. İşte bol paça bir pantolon var üzerimde. Çok enteresan, bunları hatırlıyorum. Ama okula ilk başladığımda Saadettin Bey'in yanına gittim. Ben yan flüt istiyorum dedim. Saadettin Bey de dedi ki bana, sen bir git keman öğretmeninle bir görüş dedi. Ben keman istemiyorum dedim. Olmaz dedi, sen bir git bakayım dedi. Kim benim keman öğretmenim dedim. Ali Uçan dedi. Gittim Ali Uçan'ın yanına. Sen dedi neden keman istemiyorsun dedi. Çünkü dedim ben yan flüte aşığım dedim. Yan flüt öğrenmek istiyorum dedi. Sen beni dinle dedi. Boş ver yan flütü dedi. Sen dedi benim öğrencim olacaksın dedi. Sen kemanı bırakırsan dedi. Ben de dedi okulu bırakacağım dedi. Ondan sonra tekrar başladığımda ben gene yan flüt istiyorum dedi. O da bana dedi ki canım dedi bana dedi bay bay dedi. Ben Ege Üniversitesi'ne gidiyorum dedi. Şunda Ali Sevgi'nin bize böyle hani baba gibi kol kanat germelerini derslerde çok ilgilenmelerini çok iyi hatırlıyorum. O çok güzeldi. Cavidan Selanik aşıktım o kadına. Yani inanılmaz derecede çok seviyordum onu ve bana gerçekten müzik tarihini çok güzel sevdiren ve öğretmenlik yaptığım yıllarda da hep öğrencilere eser çözümleme tarzında yaklaşmama neden olan bir insan olmuş. Hemen Jale'nin bıraktığı yerden devam edeyim. Ali Sevgi'den bahsetmişti. Ali Sevgi'yi hepimiz çok ismi gibi seviyoruz. Bizim bu müziksel işitme, okuma, yazma diye bir bela bir dersimiz vardı biliyorsunuz.
birinci sınıfın en zor derslerinden birindeydi. Ben de o zamanlar Kemal'le birlikte biz meditasyona falan, yogaya mogaya gidiyorduk. Kafayı yemeye bas herif. Kafayı suçlu abi. Ve ben işte sınıfta meditasyon yapmakla hakkımda böyle dedikodular vardı. Sınıfta Zafer bazen meditasyon haline geçiyor falan diyorlardı. Bu evet, bu doğru yani bu. O kadar değil. Her neyse, böyle şeylerim, huylarım vardı gerçekten. Bu bir hakikat. Ben bu müziksel işitme okuma dersinde biliyorsunuz işte piyanoda 4 ses basıyor, işte 3 ses duyuyorsun falan filan. Ben süper duyuyorum nedense. Bu bir güzel yüksek notla alıyorum. Size şaşıyordum. Aa, nasıl oldu da duymazlar filan diye. Ya kusura bakmayın, eziklemiş gibi oldum. Ama şimdi sağır oldum. Neyse. Böyle yüksek bir şeyle notla devam ettim. Fakat bir ilk bu benim yüksek başarımdan sonra Ali Sevgi bir gün dışarıda beni kenara çekti. Dedi ki ya Zafer dedi, sen dedi bu dedi bu derste fazla iyisin dedi. Herkes diyor ki sen meditasyon, yoga falan filan yapıyorsun. Bana da öğretir misin? Ben de öğreneyim, şu kulağımı biraz düzelteyim, benim kulağım o kadar iyi değil demez mi? Ben, Zafer dedi. Ben dedim hocam valla bunun yoga ile çok fazla ilgisi yok. Yani ben işitiyorum. Ne demek ki yani, yogadan önce kötü işitiyordum da yogadan sonra iyi işitiyorum diye bir şey yok. Ben de anılara bunu katmış oldum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hocam. Teşekkür ederim arkadaşım. Evet, bu benim. Bir de ben kısa Ülviye'yle bir anımı anlatayım. Gazeteci hanım yok fakat biz telefondan ben Ulviye'yi buldum. Çok sever. Biz çok tez attık böyle. O pırıl pırıl giyin. Tabii ben böyle yırtık pırtık tok kotla gelir. Ondan sonra dedim ki Ulviye merhaba. Aa merhaba Kemal. Ondan sonra pişman oldu. Merhaba dedim. Bir haftadır beynini yiyorum. Bu da bir an. İşitme derslerimizde Ülke Hoca işte kaldırır. Hadi Tülay oku. Ya da Melda oku. Hemen derdi ki çalışmamışsınız. Niye çalışmadınız bakayım? Levent kalkar ya da Miraç kalkar. Onlar da aynı. Hatta daha kötü. Ama derdi ki ona. Ay Levent'cim, evet. Neden çalışmadın? Ay Miraç'cım bak gördün mü? Sizi gitti sizi. Biz tabii yüzler böyle asılır bakarız falan ama Levent ile Miraç hiç bozuntuya vermez. Gayet mutlu. Zaten şimdi de hiç hatırlamıyor arkadaş. Merhaba arkadaşlar. En çok güldüğüm, hem korkup hem güldüğüm İsmet ile Ahmet'in rock'n'roll yapıp Ahmet'in beyin üstü yere çakılmasıydı. Öyle olmuştu. Bir Türkçe dersimiz vardı, hatırlıyor musunuz? Bir bayan vardı, kızları vardı. Ahmet'le İsmet'i çok severdi, Serdar'ı falan. Kızlarını herhalde düşünüyordu. Öğretmen sınıfa girmeden onlar her zamanki muzipliklerini yaparken rock'n'roll yapmaya kalkışmışlardı. Ondan sonra da tam çevirirken Ahmet'i beyin üstü yere düşmüştü. Ahmet onun için böyle. Aynen. Ondan sonra dansçı oldu. Evet, ondan sonra dansçı oldu. Bir de Levent'i çok mahvederdim ben. Bir gün beni sinirlendirmişti. Parmağını tam işitme sınavından evet. Önce. Parmağını o sinirle bir sıkmıştım. Bir çığlık attı. Hocalar sınavdan dışarı çıktı. İnanılmaz bir kuvveti var. Parmak kuvveti. Ama hiç bilmiyordum gerçekten. Şöyle yani. Şöyle sıkıyorum. Ben bayağı yere oturdum yani. Çığlıkla bütün hocalar sınavdan dışarı çıktı o derece. Onu hiç unutmuyorum mesela. Acıyı unutmuyorum yani. Gerçekten öyle. Güzel bir anım var. Ben de Diyarbakır'dan geldim. Bateri çalıyordum. Hep böyle bir telli alet çalayım istedim. Ondan sonra beni de şana seçmişler. Sağ olsun Gülşen Hanım, Şan Hocam. Gidiyorum diyorum ki hocam ben işte telli alet çalmak istiyorum. Oğlum diyor yok gerek yok, senin sesin güzel, bak işte zor bir alet, yok ben telli alet çalacağım falan. Peki dedi, sana bir hoca bulacağım. İşte bir ay çalış, eğer dedi bir ay sonra dersen ki bana ben kemanı çok sevdim,
seni bırakacağım dedi. Tamam mı? Tamam dedim. Ben de başladım kemana, işte boş tel çekiyorum. İğrençtir, bilirsiniz onu. Aylarca 15 gün falan sabrettim. 15 gün, hani bir ayı falan dolduramadım. Gittim dedim ki hocam siz haklıymışsınız. Gerçekten hani zor bir şeymiş. Çekilecek dertteymiş gerçekten. Sağ olsun Gülşen Hanım da demek ki gerçekten hayatımı değiştiren bir kadın oldu. Bu işi meslek edindim. Evet, Allah rahmet eylesin kendisi. Evet, maalesef kaybettik onu da. Böyle bir anım var. Buluşma tarihimiz belli olduktan sonra niye çok arkadaşlarım gibi niye çok heyecanlandığımı düşününce, ama sizlerle o kadar çok birlikte olduk ki. Bütün anılarımızı birlikte paylaştık. Acılarımızı, sevinçlerimizi birlikte paylaştık. Meğerse oydu bizi birbirimize bu kadar tutan. Yani günde 12 saat berabersin. Tamam, kavga da etsek, kardeşler kavga eder elbette. Yani hep beraberdik. Hep beraberdik. Sabahın bilmem köründen gecenin bilmem kaçına kadar. Şimdi biz koro olarak, sınıf korosu muydu, okul korosu muydu? Çok hatırlamıyorum ama okul korosuydu. İstiklal Marşı'nı çok sesli okuduğumuz için Kenan Evren'in çok hoşuna gitmişti. Bizi gittiği her yere götürürdü. Her yere götürürdü. Allah'ım, en son tabii dersler aksıyor, hocalar kızgın ya, her şey çünkü paşa emretmiş, yapılacak yani. Her yere gidiyoruz. En son YÖK'ün açılışı var. Sistem şu, hatırlarsanız Kenan Evren 5 dakika önceden birisi dedi, kalkça der. Herkes ayağa kalkar, salondaki seyirci dahil. Nefes bile alınmaz, beklenir. Hep usul bu. Ondan sonra gelir paşa, merhaba der, merhaba der, İstiklal Marşı başlar. Ondan sonra arkasından da bir parça daha var. Yastı gittik, şen geldik. Kenan Evren Paşa'nın isteği üzerine onu söylerdik. Şimdi YÖK'ün açılışı var. 83 olabilir. 82-83'e de. Şimdi bekliyoruz yine. Dikkat çekildi, bekliyoruz. Salonda tıs yok. Ama bizim baslardan bir tanesi, garibim kim, Ali miydi, İsmet, şey miydi, kim bilemiyorum, hatırlamıyorum. Hafif kaçırdı şöyle bir sesi. Ya biz tabii baslar içerisinde şöyle bir gülüşme oldu. Ali yapmıştır kesin. Bilemiyorum da şimdi günahını almayalım ama. Tabii biz baslar şöyle bir gülüştük. Ama tabii İhsan Doğramacık orada bir dalgalanma olunca, biz de seyirci de bir dalgalanma oldu. İhsan Doğramacık oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, bilmem ne derken Kenan Evren içeri girdi, o şey içerisinde. Bizim son konserimiz oydu. Daha götürmediler bir yere. Benim okula dair anım, daha çok Emel'le biliyorsunuz, ayrılmaz ikili olarak ikimizin kendine özgü özel anıları var. Onun dışında ben şunu gördüm, duygularımı ifade etmek istiyorum aslında. Biz hiç konuşmasak da o dönemde, hiç bir araya gelmesek de bir can bağı oluşmuş, ben onu gördüm. Yani çok güzel bir dostluk. Bıraktığı yerden başlayan, hatta daha da sıkı ve samimi duygularla başlayan bir birliktelik oldu şu an benim için ve çok mutluyum ben bunun adına. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, katıldığınız için, hepinizi tekrar gördüğüm için. ...55 yaşındayım... ...50 senedir elimde mikrofon var... ...herhalde hiç bu kadar tereddütlü olduğum... ...bir an olmamıştı... ...çünkü duygular o kadar yoğun... ...o kadar çok söylenecek şey var ki... ...10 gün önce babamı kaybettim... ...bugün buraya... ...gelip gelmeme konusunda çok tereddütlüydüm... ...anneme sordum... ...yavrum dedi... ...gidilmez mi dedi... Bir daha ne zaman görüşeceksiniz? Bir dahaki görüştüğünüzde kaç kişi olacaksınız dedi. Sakın böyle bir şeyi erteleme dedi. Arkadaşlarımın çoğunun Ankara dışından geldiğini de biliyorum. Onlar oralardan geldiyse ben de kısacık da olsa bir görürüm ayrılırım diyordum ama ayrılamadım. Canımsınız hepiniz. Sultan'la ben biraz böyle yapı itibariyle belki o 4 yılı daha sessiz, daha böyle izleyerek geçirdik. Çok fazla girmedik grupların içine.
Mezuniyetten sonra bunun pişmanlığını çok yaşadık. Keşke dedik arkadaşlarla dolu dolu onların yaşadığı gibi biz de o 4 yılı geçirseydik dedik. Bu fırsatı şu an WhatsApp grubuyla ve şu anki buluşmamızla yakaladık. Herkesin yapısı değişik tabii ki. Ama yıllar sonra bütün herkesin olgunlaştığı, büyüdüğü ama bir o kadar da gözlerindeki çocuk ifadesini sakladığı çok güzel bir buluşma oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Gazi'den bir anı denildiğinde sadece aklıma bir tane görüntü gelir. Sultan'la birlikte o giriş katında hani bir atıl gibi bir sınıflar vardı. O sınıfların birinin bir gün kapısını bir açtık, sıranın üstünde Zafer oturuyor. Meditasyon yapıyor ama biz onu meditasyon yaptığını anlamadık. Ne olduğunu da anlamadık. İlk defa gördük. Korktuk. Yani gerçekten ne olduğunu anlamadık. Cansınız hepiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hepinize merhabalar. İyi ki geldik, iyi ki bir aradayız. Ben de size bu bizim mezuniyet eğlencemiz vardı ya, hatırladınız mı? Orada bir anıyı anlatmak isterim. Biz şimdi aramızda konuştuk da. Şimdi o gün biz çok oynadık. Niller beraberiz. İşte dışarıya çıkıyoruz ama biz hafif çakır olmuşuz. Hepimiz. O zaman ablam da vardı yanımızda. Sonra Nil'in babası geldi onları almaya. Dedi ki adamcağız, bu ne oldu dedi böyle, hepiniz sarhoşsunuz. Ama biz o kadar böyle bir hoştuk. Hiç unutmam. Ağlıyorduk ya. Bir çabuk şu tatlı. Hiç unutmam onu, sık sık hatırlarım. İyi ki geldiniz arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün burada hepinizle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Her şey için çok teşekkürler. Ben aranıza bir sene sonra katılmıştım hatırlarsanız Bursa'da. Evet, ilk seneyi orada okumuştum. Evet, Ali ben Akif. Tabii. İkincisi Mehmet Akif. Efe de vardı. Tabii, dördümüz. Ama iyi ki de gelmişim, iyi ki de sizin aranıza katılmışım. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler. Biyoloji bölümü okuyanıyım. Ama her boşluğumda sizin bölümünüze geliyordum ki Saadettin Hoca'nın kendi öğrencisi olduğumu düşünerek zorla derse sokmasına kadar. Yine derse gir diyordu. Ve girmiştim bir günde mecburen. Güzel de geçmişti. Hepinize beni buraya da kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Aşk olsun. Sevgili arkadaşlarım, vallahi ne konuşacağımı açıkçası bilmiyorum ben ama gönlümdekileri söyleyeyim en azından. Okul yıllarında çok fazla okulla ilgili değildim açıkçası. İşte babam inşaatçıydı. Onun inşaatlarını ben takip etmek zorundaydım filan. İşte okula geliyordum, derse giriyordum, çıkıyordum, gidiyordum, 2-3 inşaatta dolaşıyordum, tekrar bir sonraki derse yetişiyordum filan. Böyle bir hayatım vardı. En fazla en yakındaki arkadaşlarla haşır neşir oluyorduk. Bir de şubemizdeki arkadaşlarla biraz daha yakındık. Öbür şubedeki arkadaşlarla da çok yakın değildik açıkçası. Mesela Uğur benim sıra arkadaşımdı. Onunla yakındık, çok yakındık. Mella'ya hep bacım derdim o zaman da. Şimdi de bacım diyorum. Şöyle sıradan bakıyorum bizim şubeden. Ulviye'yi zaten sınıfımızın yıldızıydı ondan sonra. Çok tatlıydı, çok severdik kendisini. Ara sıra bize şöyle bir şey yapardı yani, bir düzene sokardı sağ olsun. Tülay'cığımla çok iyi anlaşırdık biz.
çok severdim kendisini. Nebuş'ta bir anım var. Kızılay'a geliyoruz. Arabada büyük ihtimalle Hamit var. Belki Kürşat var. Bilmiyorum. Hatırlarsanız o dönemlerden. Onlarla beraber de görev yaptık biz. Hani biliyorsunuz ben Kızılay'a giderken Kızılay'a gidecek arkadaşların bir kısmı ya ben de geleyim ya da işte ben gidiyorum kim geliyor filan derdim. Evet. Mavi Tanrısı. Evet mavi. Nebuş o gün arabada. Tam Tandoğan'a geldik. Tandoğan'da önümdeki araba sebepsiz diye düşünüyorum ama belki de sebepli aniden frene bastı. Benim o araba da 61 model. Ben 63 doğumluyum. Düşünün yani işte frenine bastım ama yani sonra durdu. Son anda kurtardım böyle yalnız o anda bir küfrü yapıştırdım. Ana şöyle aynadan bir baktım Nebuş arkada. Ne yapacağım ya nasıl toparlayacağım ben bunu hiç sesimi çıkarmadım. Nebuş indikten sonra tabii Kürşat falan yani ne yaptın sen falan dediler. Hepsi iyice yerin dibine geçtim. Ve o gün bugündür küfretmiyorum ben. Mümkünse çok nadir zamanlarda belki yani çok dolduğum zamanlarda. Yani o gün çok iyi hatırlıyorum. Levent'ciğim sınıfımızın çok iyilerindendi. Bir de hem çalışkan bir öğrenciydi hem çok yetenekli bir öğrenciydi. Hem de işte bakın görün yüzündeki gülümsemeyi görün. Evet. Hepimizin sevdiği ama ya çocukta hiçbir şey yoktu yani. Nevzat ya o çok tatlıydı ya. O bir efsane yani anlatın. Yani güzel insan. Her zaman güzelliğini de korudu. Sonradan da biz Nevzat'la irtibatımızı zaman zaman sürdürdük. Hiç çizgisini de değiştirmedi can kardeşim. Hale'yi ilk yani bölüm sınavına gireceğimiz gün tanımıştım. Hale çok olgun birisi geldi bana. Ne kadar olgun bir insan dedim böyle. Evet valla. Ya çok sevmiştim yani. Evet. Ama yani görüntün o an şeyi veriyor bize. Evet. İzlenimi veriyor. Ben de seni nasıl hatırlıyorum? Şuna bak koyardım şeyi. Bir defter. Evet. Yani geliyormuş gibi okudum. Hemen giderdi. İşte yani. Şimdi ben biliyorsunuz aslında kemancıyım. Yani piyanoya meyilli bir kemancı. En son dayanamadılar beni son sınıfta bıraktılar. Ya yani beni 5. sınıfa kaldı. Fakat Nevzat Koça Koça geldi, bir sarıldı, bir öptü. Gel dedi Koç dedi öğrenci işlerine doğru ama Ali falan da var. Hiç falan, ama söylemiyor ne olduğunu. Meğerse öğrenci işlerinde öğrendik. O inkılap tarihinin dışında hangi dersten kalırsan kal, not ortalama %70 mi 75 mi üzerinde olunca hangi ders olursa olsun otomatik olarak geçiyorsun. Vay, dolayısıyla Nevzat'ım, Hacı Taşan'ın böyle bir... evet evet, yani Nevzat hani söyledi, hakikaten hatırlarım bilmiyorum ama ben çok net hatırlıyorum. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Nesimiye sormuşlar yarın ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne? Ah,
Haydar haydar o yar benim kime ne? Osman'ın yaşı çok şişti. Sıra bastı.